Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nca düzenlenen il danışma toplantısı için Antalya'ya geldi. Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, diplomasi forumuyla birlikte dünya siyasetinde Antalya'nın da artık söz sahibi olduğunu söyledi. Bu tür faaliyetlere kim merkezlik yapıyordu, ev sahipliği yapıyordu? Davos ve Münih gibi merkezler ev sahipliği yapıyordu. Bugün artık haritada en merkezde Antalya'da var. Bakan Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Her iki tarafla konuşarak önce insani ateşkes, sonra kalıcı ateşkes için çalışıyoruz. Tarafları, arkadaşlarımız da söyledi, önce Antalya'da bir araya getirdik, iki Dışişleri Bakanlığı. Bu haftada Rusya ve Ukrayna'da mevkidaşlarımla görüşmeler gerçekleştirdim. Bu görüşmeler neticesinde tarafların bazı somut konular üzerinde müzakerelerin sürdüğünü ve müzakere ekipleriyle de temas halinde olduğumuz için bu detaylarla ilgili bilgilere sahibiz. Çavuşoğlu iki ülkenin temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu söyledi. Tüm bu temaslarımızda şunu söyleyebilirim, tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz. Tabii savaş devam ederken, müzakere etmek, siviller ölürken anlaşmak öyle kolay bir şey değil. Yine de bir ivme yakalandığını söylemek isterim. AK Parti Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal, Antalya'da gerçekleşen diplomasi forumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülkemiz ve Antalya'mız için büyük bir başarının göstergesi olduğu gibi, aynı zamanda yaptığı işlerle konuşan, partimizin de ülkemize konuşmaktan başkası katkısı olmayanlara bir cevabı oldu. Dışişleri Bakanlığımızın öncülüğünde düzenlenen bu forumla, Türkiye'nin içine kapanmak bir yana, dünya sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak organizasyonların merkezi olma hedefine sahip olduğunu gösterdi. AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise 6 muhalefet partisi liderlerine ağır eleştirilerde bulundu. Henüz milletin huzuruna bile çıkmadan kendi iç savaşlarında boğulmaya başladılar. Ve Türkiye'yi bu karışıklığa bulaştırmak istediler. Ama atalarımız ne güzel söylemiş. Aç tavuk kendini darı ambarında sanar diye. Bunların durumu aynen bu. 20 yıldır milletimizin yetki verdiği bir lideri 6 kişi bir araya gelip yıkamazsınız. Başkan Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcü'ye projeler üzerinden de yüklendi. Bizim yaptığımız hizmetlerin boyasını yap, badanasını yap, sana yeter, başka da bir şey yap, bana hiç de gerek yok. Bizim yaptığımız hizmetlerin levhasını değiştirmek sana hiçbir şey katmaz, milletimiz de buna inanmaz.